Sanat TV sosyal medya kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Evet, yaklaşık 2 aylık bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Sanat TV sosyal medya kanalında Zafer İhtiyar ile Tarih ve Gezi adlı programlarımızı inşallah yine her hafta sizlere takdim etmeye gayret sarf edeceğiz. Ve değerli dostlarımıza bu hafta sizleri özlemiş olaraktan Bursa'nın kalbi hükmündeki en önemli tarihi eseri Bursa Ulu Camii'yi aktarmak, anlatmak arzu ediyoruz. Korona günlerinde geziler bitti. Artık insanlar bu tarihi mekanları gezemiyorlar, yerinde göremiyorlar, çok fazla ziyaret edemiyorlar ama en azından bu şekilde sanal bir şekilde size bu geziyi yaptırmak arzu ediyoruz. Ve Ulu Camii'yi bir gezi edasıyla içeriden tanıtmak istiyoruz. Değerli dostlar, Ulu Cami adı üzerinde en büyük camilere Ulu Cami denilir ve Türkiye'nin pek çok şehrinde Ulu Camiler vardır. İşte Erzurum Ulu Cami vardır, Diyarbakır Ulu Cami vardır, Aksaray Ulu Cami vardır gibi pek çok şehrin büyük camilerine Ulu Cami denilmiştir. Ama Türkiye'deki Ulu Camilerin en ulusu, en büyüğü Bursa Ulu Cami'dir. Ve Bursa'nın adeta merkezine konuşlandırılmış bir mühürdür Bursa Ulu Cami. Hemen rejimizden bir nolu resmi fotoğrafı rica edelim. Bursa Ulu Cami görselini dışarıdan bir görelim. Evet değerli dostlar, Bursa Ulu Cami'yi kim inşa ettirmiştir? Tarihçesinden bahsedelim. 1396-1399 yılları arasında bu muhteşem mabedi Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Bayezid Han inşa ettirmiştir. Yıldırım Bayezid Han'ın bu cami yaptırmasıyla alakalı meşhur bir rivayet tarih kayıtlarda vardır. Şöyle ki 1396 yılında Avrupa devletleriyle yapılan büyük bir savaş vardır. Nibolu Savaşı'dır adı bu savaşın ve bu savaş öncesinde Padişah Yıldırım Bayezid'in bir adakta, bir vaatte bulunduğu nakledilir. O da şudur: Ya Rabbi, bu savaşı kazanmayı nasip edersen sana bir şükür olsun diye 20 tane cami yaptıracağım der. Ve savaş 10 kadar Avrupa devletinin askerine karşı bir büyük zafer olarak neticelenecek. Büyük ganimetlerle Bursa'ya dönülecek ve Padişah Yıldırım Bayezid Han adağını, niyetini yerine getirmek isteyecektir. Ve aynı zamanda damadı olan Emir Sultan Hazretlerine niyetini arz eder, niyetini açıklar. Damadı Emir Sultan Hazretleri der ki: "Hünkârım, padişahım" der. "Öyle 20 tane küçük küçük ayrı ayrı cami yaptıracağınıza 20 cami büyüklüğünde 20 kubbesi olan tek bir cami inşa ettirseniz" der. "Cuma ve bayram namazlarının da kılınacağı büyük bir cami olsun ister." Padişah da bu teklifi kabul ederek 20 cami büyüklüğünde 20 kubbeli Bursa Ulu Cami'yi inşa ettirir. Evet, rejimizden bir nol görseli tekrar rica edelim. Evet, Türkiye'de tek 20 kubbesi olan Ulu Cami Bursa Ulu Cami'dir. Bakın resimde görüldüğü üzere 5'e 4 istikametinde 20 tane kubbesi vardır. Her bir kubbenin altı adeta bir mescit, bir cami hükmündedir. Ve 20 cami büyüklüğünde olduğu için oldukça büyük ebatlıdır. İç mekan itibariyle 3.165,5 metrekare genişliğindedir. Ve cemaat kapasitesi yaklaşık 5.000 kişidir. Ve tarihi camiler itibariyle düz bir zeminde, kapalı bir cami içerisinde en büyük cemaat kapasitesine sahip olan cami Bursa Ulu Cami'dir değerli dostlar. Ve Ulu Cami'nin içerisine girelim. Ve caminin içerisine girdiğimizde ilk dikkatimizi çekecek olan büyük bir havuz ve şadırvanın caminin içerisinde yer almasıdır. İki nolu fotoğrafı rejimizden rica edelim. Evet değerli dostlar, camiye girdiğimizde ortada bir büyük havuz ve şadırvan dikkatimizi çeker. Başka hiçbir camide böyle büyük bir havuz ve şadırvan yer almaz. Bu şadırvanın da bir hikayesi yer alır. İşte caminin yerinin tespit olunduğundan bu havuzun, şadırvanın olduğu yerde bir yaşlı kadına ait evden bahsedilir. Ve kadın bütün tekliflere, bütün ısrarlara rağmen yerini vermek istemez. Zorla alınmaz. Ve daha sonra kadının vefatından sonra bu yer varislerinden alınacak. Fakat rızasıyla kadın vermedi denilerekten burada namaz kılınmaması düşüncesiyle bu büyük havuz ve şadırvanın yaptırıldığı, üzerinin de cam mekanla örtüldüğü şeklinde meşhur bir rivayet yer alır. Bu arada o havuzun ortasında kademe kademe güzel bir fıskiye yer alır. Tam 33 yerinden havuza su dökülür. Videomuzu görelim üç nolu.
Görseldeki videoyu rejimizden rica edelim. Bakın değerli dostlar, Ulu Cami'nin içerisine girdiğiniz zaman şırıl şırıl akan su sesi adeta sizi dinlendirir. Bu noktada su sesinin insanı dinlendirme özelliği vardır. Hatta biliyoruz ki su sesini tedavi metodu olarak asırlar öncesinde Darüşşifa hastanelerde atalarımız uygulamışlardır. Ve değerli dostlar, bu su sesinin yanında dua etmeler, ibadet etmeler ayrı bir huzur, ayrı bir haz ve lezzet verir diyoruz. Ve Ulu Cami'nin en önemli diğer bir özelliğine geçmek istiyoruz. Değerli dostlar, Ulu Cami adeta hattatların ortak bir sergi salonu gibidir. Bu yönüyle önemlidir Ulu Cami ve hattatlar buraya bir yazı ilave etmeye özen göstermişler ve zaman içerisinde Ulu Cami muhteşem bir hat koleksiyonuna sahip olmuştur. Rejimizden görseli rica edelim. Dört nolu görselimizde Ulu Cami'nin içerisindeki hat yazılarından örnekler görmüş olalım. Evet, adeta Ulu Cami'ye hattatlar bir yazı ilave ederek burası muhteşem bir hat koleksiyonuna sahip hale gelmiş ve hat sergisi adeta Ulu Cami'de sergilenmeye asırlardır devam etmektedir. Bu arada değerli dostlar, benim kitabımın adı da Bir Hat Sanatı Sergisi Bursa Ulu Cami başlığını taşır. Rejimizden benim Ulu Cami kitabımı da gösterecek şekilde görselimizi rica edelim. Bana doğru gelmiş olsun görüntü. Değerli dostlar, Ulu Cami'nin bakın tarihçesini, mimari özelliklerini ve Ulu Cami'deki bütün hat yazılarını renkli kuşe kağıda güzel basılmış olan bu kitabımızda görebilirsiniz. Bursa'daki önemli bir yayın evi olan Sentez Yayınları tarafından basılmış olan Bursa Ulu Cami kitabımızı da tavsiye etmiş olalım. Ve size bu hat yazılarından örnekler vermek istiyoruz. Hemen 5 nolu görselimizi rejimizden rica edelim. Değerli dostlar, Ulu Cami'de batı kapısından girdiğiniz zaman hemen sağ direkte çiçek motifi şeklinde bir sure yer alır. Bakın 8 tane sin harfine verilmiş şekil içerisinde Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Nas suresi güzelce yazılmıştır. En alttaki sin harfin içerisinde başlar. Bu arada ortadaki kırmızı su yolunun içerisinde Euzu Besmele vardır ve Nas suresi olduğu, Mekki olduğu ve ayet sayısı yazar. Ve sin harflerin içerisinde Kulevzu Birabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas denilerek Nas suresi güzel bir şekilde işlenmiştir. Ve değerli dostlar, Ulu Cami'deki en büyük levhalardan biri hemen bu Nas suresinin sol yanında değerli dostlar, yaklaşık 7,5 metre uzunluğunda büyük bir levha yer alır. Ve Ulu Cami'deki en zor okunabilen yazılardan birisidir. Divani yazı sanatıyla yazılmıştır. Hemen bu arada ona geçmezden evvel diğer levhayı da gösterelim istişareyle ilgili. Altınoğlu fotoğrafı rejimizden rica edelim. Değerli dostlar, bu bakın batı kapısından girdiğimizde sağa döndüğünüzde Nas suresini görürsünüz. Sol tarafta ise bu şekilde ayakkabılık üzerinde bir levhada ve Şavirhum fil emr istişare ile ilgili Ali İmran suresinin 159. ayetinde geçen bir ibare yer alır. Ne demektir? İşler hakkında onlara danış, bir iş yapacağın zaman danışarak iş yap mealindedir. İşlerle ilgili danışarak iş yapmanın önemini hatırlatan, istişarenin önemini anlatan bir ayet-i kerime. Değerli dostlar, Ulu Cami'deki bütün yazılar, ayetler, hadisler, güzel sözler hepsinin bir manası vardır. Hattatlar bu yazıları özellikle seçerek bu yazıları yazmışlar ve buralara asılmıştır. Manasız değildir. Bir resim olsun, süs olsun diye konmuş değildir. Ve bu manalı yazıları okuyarak Ulu Cami'yi gezdiğiniz takdirde Ulu Cami'den dop dolu bilgilerle ayrılabilme imkanı vardır. Ve Ulu Cami'deki o büyük divani yazıyı görelim. Rejimizden rica edelim. Yedinoğlu resmi. Evet değerli dostlar, yazının şeklinden dolayı Yedinoğlu görselimizi rejimizden rica edelim. Yazının şeklinden dolayı farklı şeylere benzetilen büyük bir levhadır. Kayağa benzetilmiş, gemiye benzetilmiş, kılıca benzetilmiştir. Hiçbirinin ilgisi ve alakası yoktur. Bunlar birer benzetmedir. Bu yazı divani yazı sanatıdır. Ne demek divan? Divan Osmanlı'da devlet işlerinin görüşüldüğü bugünkü Bakanlar Kurulu makamında bir meclistir. Devlet kararları, padişah fermanları, beratlar bu yazı çeşidiyle yazılırdı Osmanlı'da Fatih devrinden itibaren. Sebep yazıya dikkat edildiği takdirde o yazı tamamen bitişiktir. Aralarda hiç boşluk yoktur ve araya sonradan bir tek harf dahi girmesin.
karar, anlam, mana bozulmasın diye böyle bitişik bir yazı geliştirilmiş. Peki Ulu Cami'deki bu büyük divani levhada ne yazmaktadır? Değerli dostlar, bu levhada Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile melekler arasındaki bir görüşme, konuşma olayı adeta resmedilmiştir. Hikayesi uzundur, kitabıma havale edeyim, kısaca şöyle ifade edeyim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkında değerli dostlar, Nisa suresinin 35. ayetinde Allah İbrahim'i dost edindiğimi halinde bir ayet vardır. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Halilim, dostum diye hitap etmiştir. Ve melekler merak eder. Allah neden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Halilim, dostum der? Kaldı ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam dünya malı mülkü çok, çok zengin bir kul. Peki Allah ona niçin Halilim, dostum demiştir? Allah da bunun hikmetini öğretmek için iki büyük meleği, Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'ı işte bir insan kılığında, bir derviş kılığında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gönderir. Karşılaşırlar. Karşılaştıklarında Cebrail Aleyhisselam bir tesbih söz söyler. Ulu Cami'deki o divani levhada yazılıdır. Kaynaklarda Cebrail'in tesbihatı diye geçen ifadedir şu kısım. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbül melaiket ve ruh. Bu tesbihi duyan Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunu çok beğenir. Bu ne güzel bir söz. Bunu bana öğretir misin? Karşılığında malımın yarısını vereyim der. Şimdi dikkat edin, bir tesbih kelamına malımın yarısını vereyim demek. Bu nasıl bir cömertliktir? Ve rivayette var. Üç kez bu tesbih tekrar ettikten sonra neyim var, neyim yoksa buyurun alabilirsiniz der. İşte bir tesbih kelamına karşılık her şeyin feda edilebilmesinden neden onu Allah'ın halilim, dostum denen hikmeti anlaşılmış olur. Bu arada değerli dostlar, levhayı bir daha rejimizden rica edelim. Levhaya dikkat edildiği takdirde levhanın yazısının yukarıya doğru çıkıntı arz ederek bittiğini görmekteyiz. Bu divani yazının bir özelliğidir. Yani padişah fermanları da böyle yukarı doğru bitirilir ve sonunda da bir noktalanır. Yazıya başka bir şey eklenemesin diyedir. Ama bir manada meleklerin göğe yükselişini ve yere inişini hatırlatıyor gibidir. Levhanın hicri tarihi ortasında altta 1275 yazar. Bu miladi olarak 1859 eder. Ulu Cami'deki levhaların, yazıların çoğunluğu 1855 sonrasına aittir. Niçin? O yıl Bursa'da çok şiddetli bir deprem yaşanmıştır değerli dostlar. Kıyamet-i Sugra, küçük kıyamet diye adlandırılmış çok şiddetli bir depremdir. Bursa'nın 3'te 2'sinin mahvolduğu bu depremde Ulu Cami'de çok hasar görmüş. Kaynaklarda belirtildiğine göre 17 kubbes çatlamış ve çökmüş. Devir padişahı olarak Abdülmecid devridir. Cami tamir ettirilmiş, görevli hattatlar yollanıp, var olan eski yazılar düzeltilip, yeni yazılar ilave edilmiş. Görevli hattatlardan biri bu büyük levhayı yazan Hattat Şefik Efendi'dir değerli dostlar. Ulu Cami'deki pek çok yazıda onun imzasını görebilme imkanımız var. Ve bu levhanın sol köşesinde de Hattat'ın imzası mevcuttur. Rejimizden o imza yerini rica edeyim, 8 nolu fotoğraf. Levhanın sol alt köşesinde değerli dostlar Hattat'ın imza bölümü yer alır ki orada Kettebehu Şefik yazar. Onu Şefik yazdı demektir. Hattat Mehmet Şefik Efendi 1800'lü yıllarda yaşamış, dünyaca meşhur büyük hattatlarımızdandır diyoruz. 9 nolu görseli rejimizden rica edelim. Ulu Cami'de değerli dostlar çok büyük bir Tura yazısı mevcuttur. Hemen bu divan yazının ilerisinde değerli dostlar güney batı köşesinde yer alan 6,5 metreye 6,5 metre ebadındaki çok büyük bir Tura'dır. Bu Tura yazısı deprem öncesi yazılardan biri. Miladi 1778 tarihlidir. Ve bu levhayı yazan, bu Tura'yı duvara nakşeden meşhur bir hattat, Cezayir lakabı olan Hasan bin Mustafa isminde büyük bir hattattır. Ve değerli dostlar peki bu Tura'da ne yazar? Tura denilince tabi akla padişah mührü ya da imzası gelir ise de Tura hat sanatında bir yazı çeşididir. Osmanlı'nın geliştirdiği bir yazı çeşididir. Ve Tura yazısıyla değerli dostlar hadis-i şerif yazılabilir, besmele yazılabilir, ayet yazılabilir, pek çok şey yani isim yazılabilir, kelam-ı kibar yazılabilir. Ve bu Tura, Ulu Cami'deki Tura yazısında ise şefaatilli ehlil kebairi min ümmeti yazar. Meali benim şefaatim
ümmetimden büyük günah sahipleri nedir? Ümmetimden olup büyük günah işleyenlere bile ben şefaat edeceğim diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Rabbim inşallah şefaati uzma dediğimiz o büyük şefaatine nail eylesin diyoruz. Değerli dostlar, Ulu Cami'de kıble duvarında meşhur bir Kabe resmi vardır. Hemen görelim onun oğlu fotoğrafımızda. O Kabe resmine insanlar gelir bir sağdan bakar, giderler bir soldan bakarlar, dönüp dönüp bakarlar. Niçin öyle yaparlar? Nereden bakılırsa bakılsın bu Kabe resminin, Kabe'nin kapısının size dönük olduğu gözükmektedir. İster sağdan ister soldan bakıyorsunuz değerli dostlar. Ve Kabe'nin kapısı, resim size dönük şeklinde gözüküyor. Tabi levhada herhangi bir keramet ve olağanüstülük yok. Kabe resmi düz bir levha değil değerli dostlar. Köşelerinden bir ayarlama, bir iç bükey, dış bükey ayarlaması yapılmış ama Osmanlı döneminde bunun ortaya konmuş olması, üzerine tarih yok ama yine büyük ihtimal 1855 depremi sonrasına aittir. Ve değerli dostlar, bu Kabe resminin en üstünde Osmanlıca ibareler vardır. İşte bu Kabe resmini Kabe'nin aslı gibi faydalı eyle diye dualar vardır. Altında da bu resmin manasını fehmeden anlayan beni hayır ile yad etsin diye ressamın mütevaziyane bir de notu yer alır değerli dostlar. Ve bu Kabe resminin altında bir Allah lafzı celali, en altında ise meşhur bir bab harfi vardır. Diğer görselimizi rejimizden rica edelim. Hemen onları görelim. Değerli dostlar, Allah Celle Celaluhu lafzının altında meşhur yeşil bir vav harfi vardır. Perde motifinin içerisinde bakın. O vav harfine önem veren insanlar vardır. İlla önünde namaz kılmak isteyen, illa orada dua etmek isteyen insanlar olur. Daha yakından görelim başka bir görselle vav harfini. Değerli dostlar, peki halk neden bu vav harfine değer verir? Vav'ın manası nedir? Hattatlarca vav neden çok işlenir? Değerli dostlar, tek bir vav harfi vahdet, vahidiyet, vahdaniyet, vahid olan Allah. Yani Allah'ın birliğini sembolize eder, Allah'ı ifade eder. Hatta bakın orada vav'ın yanlarında lale çiçeği, kuyruğun ucunda bir lale motifi işlenmiştir. Lale tezhib, yani süsleme sanatında Allah'ı sembolize eder. Gül nasıl peygamberimizi hatırlatır ise lale Allah'ı sembolize eder. Ve bu yönüyle hattatlarca vav harfi çok işlenmiş. Vav harfinin pek çok manalarından en önemlisi Allah'ın birliğini sembolize etmesi yönüyle işlenmiştir. Peki halk bu vav harfine niçin değer verir? Hızır Aleyhisselam'la ilgili rivayetlerden dolayıdır. Hızır Aleyhisselam'ın rivayete göre bu vav harfinin önünde görüldüğü, bazı vakitlerde burada namaz kıldığı, burada dua ettiği ifade edilmiş. Beş vakit namazından birinde burada yer aldığı ifade edilmiş ve halk o yüzden bu vav harfine çok değer vermiştir. Tabii ki doğrusunu Allah bilir. Hızır Aleyhisselam'ın ne zaman ve nerede bulunacağını bilemeyiz. Yalnız şu var, Ulu Cami boş bir mekan değildir değerli dostlar. Ulu Cami tanıtımımızın sonunda Üftade Hazretleri'nin Ulu Cami'yi övüp cami ziyaretçilerine de müjde verdiği bir beyitten bahsedeceğiz. Tabii ki müjdeyi sona bırakalım ama Üftade Hazretleri'nin Ulu Cami'yi övdüğü şu ifadeyi söyleyelim. Ya cami al-kebir veya mecmi al-kibar. Ne demektir? Ey büyük cami ve ey büyüklerin toplandığı yer. Bakın, büyüklerin toplantı yeri. Kimdir o büyükler? Akla gelebilecek bütün maneviyat büyükleri düşünülebilir. Onlar için de Hızır Aleyhisselam da olabilir, görülmüştür. Görüldüğüne dair rivayet pek çoktur ama illa da o vav harfi önünde olacak diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir diyelim. Değerli dostlar, Ulu Cami'nin en önemli tarihi eseri ise muhteşem ahşap minberidir. Bakın, ustası hiç çivi kullanmadan, hiç yapıştırma malzemesi kullanmadan binlerce küçük geometrik parçayı birbirine geçiştirerek yapmıştır. Evet, hemen minber görselini 13 nolu görselimizde görelim. Değerli dostlar, bu minber Ulu Cami'nin en önemli sanat eseri, tarihi eseridir. 6000'den fazla parça, bakın hiç yapıştırma malzemesi kullanılmadan, çivi tutkal kullanılmadan diş irili bu geometrik şekillerin birbirine geçiştirilmesi şeklinde yapılmıştır. Buna sanat tarihinde kündekari denir. Kündekari parça sanatı demektir. Ve bu minberin değerli dostlar, giriş kapısının üzerinde tarih kitabe yer alır. Taç kapısına görelim minberin diğer görselimizde.
Bu taç kapı dediğimiz, bu minberin ana giriş kapısının, bu kapısının değerli dostlar üstünde bakın Osmanlıca bir yazı yer alır. Bu Ulu Cami'nin aynı zamanda tarihini veren, yaptıran padişahın isminin yazılı olduğu çok önemli bir tarih kitabedir. Ve bu kitabede Hicri 802 tarihinde Yıldırım Bayezid'in emriyle bu minberin ve Ulu Cami'nin yaptırıldığı ifade edilmektedir. Hicri 802 miladi 1399 yılına denk gelir ki Ulu Cami'nin yapılış tarihini de bu minberdeki kitabeden anlayabiliyoruz. Bu arada minberin her iki yanında bazı kabartma şekiller vardır, kabara başlıklar vardır. Minberin değerli dostlar sağ tarafında kabara başlıkların işte galaksileri sembolize ettiği, sol tarafında yani mihrap tarafındaki kabartma şekillerin ise güneş ve gezegenleri sembolize ettiği şeklinde bir yorum vardır. Görelim diğer görselimizde 15 nolu görseli rejimizden rica edelim. Değerli dostlar minberin mihrap tarafındaki kabartma şekillerin top top kabartmaların güneş ve gezegenleri sembolize etmiş olduğunu bazı yorumcular ifade etmekte. 15 nolu görselimizi rica edelim. Bakın minberin mihrap kısmında yer alan o kabartma şekiller değerli dostlar. 15 nolu görselimizde. Bakın bu minberin değerli dostlar. Yan yüzeyindeki kabarcıkların, kabartma şekillerin güneş ve gezegenleri sembolize etmiş olabileceği ifade ediliyor. Minberin görselini görelim. Evet onu görelim. Bakın değerli dostlar o tarihte yıl 1399 minberi güneş sisteminin galaksilerin sembolize etmiş olması ilim adına bir zirvedir. O dönemde Hristiyan Avrupa dünyasının bırakınız güneş sistemini kabul etmeyi dünyanın yuvarlaklığını bile reddettiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu da ilim adına bir zirve olduğunu ifade ediyor. Bize aynı zamanda din ve ilim birlikteliğini de hatırlatsa gerektir diyoruz. Peki bu minberde ilk cuma hutbesinin verilmesinden ve değerli dostlar Ulu Cami'nin açılışından bahsedeyim. Bakın yan yüzeyindeki kabartmalar burada görülebiliyor. Biraz yaklaştırabilirse rejimiz görselimizi güneş sistemiyle ilgili kabarcıkları biraz daha yakından görebiliriz. Evet var olan görselimizi yaklaştırmaya çalışalım. Bakın değerli dostlar buradaki top top kabartmaları görebiliyorsunuz. İnternette de Ulu Cami, Güneş Sistemi, Minber diye yazarsanız bununla ilgili pek çok yoruma ulaşabilirsiniz. Peki bu minberde Cuma hutbesinin verilmesinden ve Ulu Cami'nin açılışından bahsedeyim. Yıl 1399 Ulu Cami bir Cuma günü Cuma namazıyla ibadete açılmak isteniyor. Peki Ulu Cami'de açılış konuşmasını kim yapsın? Ulu Cami'de ilk hutbeyi kim versin? Ulu Cami'de ilk namazı kim kıldırsın? Padişah Yıldırım Bayezid Han bu işi Emir Sultan'a görev olarak veriyor. Buyur der, buna layıksın. İlk hutbeyi sen ver, açılışı sen yap der. Emir Sultan Hazretleri ise, bakın çok ilginç bir işarette bulunarak der ki, hayır sultanım, aramızda zamanımızın mana büyüğü şu zat varken bu iş bize düşmez der. Halk meraklı gözlerle işaret edilen zata bakar, bakarlar Somuncu Baba dedikleri zattır. Şaşırırlar, hayret içerisinde kalırlar, zira onu öyle bilmiyorlar. Ve halkın hayret bakışları içerisinde Somuncu Baba kalkar, minbere doğru yürür. Bu arada Emir Sultan'ın yanından geçerken ona eğilir ve der ki, sultanım beni niye ifşa ettiniz, niye ele verdiniz, niye açıkladınız şeklindedir. Ve minbere çıkar. Şimdi manzarayı düşünün. Yani açılış konuşmasını sıradan bir insan, Somuncu Baba denilen ekmekçilikle geçinen birisinin yaptığını görecek halk. Ve Somuncu Baba minbere çıkar ve der ki, Fatiha suresinin tefsirinde bazı alimlerin müşkilata uğradığı bizce malumdur der. Molla Fenari Hazretleri gibi bir tefsir alimi bu ilk hutbe hakkında der ki, Somuncu Baba'nın manevi büyüklüğüne bu hutbe adil bir şahittir. Bizim Fatiha ile ilgili tefsirlerde uğradığımız müşkilatı keşfetmesi ilk kerametidir der. Ve Fatiha suresini tefsir etmeye, açıklamaya başlar. Birinci tefsiri herkesin anlayacağı dilden yapar. Tekrar besmeleyi çeker, yeniden tefsire başlar. İkinci tefsiri alimlerin anlayacağı şekilde yapar. Bazı kimseler anlayamayacak hale gelir. Üçüncü tefsiri sadece alimler anlar.
Molla Fenari Hazretleri diyor ki, sonraki tefsirleri alimler, bizler anlamaktan aciz kaldık. Öylesine derin bir ilimle yapılmış bir tefsir der. 7 ayrı çeşit tefsir yapmıştır Somuncu Baba ve değerli usta nasıl büyük bir alim olduğu bu ilk hutbeden anlaşılır. Ve geçer ilk cuma namazını kıldırır ve o cuma namazı çıkışında halk onu görmek için kapılarda bekleşir. Ve meşhur keramet her kapıda bekleşen der ki bizim kapımızdan çıktı gördük Somuncu Baba'yı duasını aldık der. Bizim kapımızdan çıktı bizim kapımızdan da çıktı gördük onu derler. Ve Somuncu Baba'nın manevi büyüklüğü böylece anlaşılır ve halk onun evinin fırının olduğu yere Uludağ'ın eteklerinde halen mevcuttur. İnşallah değerli dostlar haftayaki programda size Somuncu Baba'yı, fırınını, Somuncu Baba'nın hayat hikayesini anlatmak arzu ediyorum. Onunla ilgili bir inşallah program yapmış olacağız. Ve Somuncu Baba'nın evinin fırının olduğu yere akın akın ziyaretler gerçekleşecek. Somuncu Baba bundan rahatsız olacak ve şöhretten kaçan birisidir. Bursa'yı terk etmiş, gitmiş olacaktır. Somuncu Baba'nın hikayelerini haftaki programda inşallah sizlere aktarmaya gayret sarf edelim. Evet değerli dostlar, peki Ulu Cami'nin mihrabına geçelim. Diğer görselimizi görelim. 17 nolu görselimizi rejimizden rica edeyim. Ulu Cami'nin mihrabı çok süslemelidir. Salaktit dediğimiz basamakları, değerli dostlar ve etrafındaki süslemeler, sarı sarı süslemeler altın varaktır. Varak sayfa demektir. Altın dövülerek incecik bir kağıt hale getirilir. Son restorasyonu 2006-2009 yıllarında Ulu Cami'nin gerçekleşti. Altın varaklar ve yazılar yenilenmiş oldu. Çok görkemli bir mihraptır. Ve değerli dostlar pek çok detay, ayrıntı, ayetler burada yer almaktadır. Ve ben bu mihrapta ilk görevli imamdan kısaca bahsedeyim. Süleyman Çelebi Hazretleri'dir. Kimdir Süleyman Çelebi? Yine Bursa'mızın büyük alim evliyalarından biri. Mevlid-i Şerif'in şairi ve yazarıdır. Daha öncesi programlarımızda Süleyman Çelebi'yi konu etmiştik. Mevlid'i yazmasıyla ilgili hikayesini anlatmış idik. Ve bakın Ulu Cami'nin bir özelliğinin de Mevlid'in doğum yeri olduğunu hatırlatarak bu konuyu geçmiş diğer programı size tavsiye etmiş olayım değerli dostlar. Ve değerli dostlar Ulu Cami'de çok ilginç levhalardan biri Hazreti Mevlana'yı hatırlatacak tarzda bir levha yer alır. 18 nolu görselimizi rica edelim. Değerli dostlar bakın bu levhada bir Allahu ifadesi müsenna çift taraflı olarak yazılmış ama levhadaki yazıların ortasına dikkat ettiğiniz zaman başındaki külahıyla oturmuş tefekkür halinde bize sanki Hazreti Mevlana'yı hatırlatmaktadır. Yine rejimiz görselin ortasına doğru bir yakınlaştırma yapabilirse o Mevlana'yı hatırlatacak tarzdaki yazıyı daha yakından da görmüş oluruz. Bakın değerli dostlar Mevlana'nın ortada sakalı sanki hatırlatılıyor. Yukarısında Mevlana'nın külahı, sikkelediğimiz külahı sanki hatırlatılıyor değerli dostlar. Ve oturmuş tefekkür halinde Mevlana'nın temsili resmi burada adeta resmedilmiş şekilde. Bu levhanın bir de köşesinde bir kalem vardır. Bu levhayı yazan Hattat, değerli dostlar Hattat'ın Abdülfettah Efendi'nin kalemi asması çok ilginçtir. Görelim, diğer levhayı görelim. Kalem şeklindeki 19 nol görselimizi rica edelim. Bakın direğin köşesinde değerli dostlar bu şekilde bir kalem asılıdır. 75 santim uzunluğunda ucu üçgen tarzındaki bu ahşap kalemle levhayı yazmıştır Hattat. Hattat Abdülfettah'ın bu tür yazıları Padişah Abdülmecid çok beğendiği için bu levhanın kalemin asılması istenmiş ve asılmıştır. Bizde daha güzel yazacak varsa kalem işte orada durmaktadır diyoruz. Bu şekilde bir latifede yapmış olalım diyoruz. Değerli dostlar Ulu Cami'de güney-doğu köşesinde cam mekanlı bir oda yer alır. Hünkar mahfili dediğimiz bir balkonlu oda yer alır. Onu görelim 20 nolu görselimizde. Bakın değerli dostlar o balkonlu bölüm sonradan inşa edilmiştir. 1740 tarihlidir. Padişahların namaz kılması için özel bölüm olarak yapılmıştır. Büyük camilerde, padişah camilerinde hünkar mahfilleri yer alır. Günümüzde bu cam mekanlı bölüm imamların odası şeklinde kullanılıyor. Üst kısmı hünkar mahfili konumunda. Ve bakın orada bir cam mekan içerisinde sergilenen bir örtü yer alır. Çok önemlidir. Diğer görselimizi görelim, yakından görelim bu örtüyü. Kabe'nin kapı örtüsü Ulu Cami'de yer alır. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferi dönüşünde bakın değerli dostlar Kabe'nin kapı örtüsü getirilmiş Ulu Cami asılmıştır. Restorasyon sonrası değerli dostlar burada cam mekan içerisinde sergilenmeye başlandı. Peki niçin Ulu Cami'de Kabe kapı örtüsü var? Biz bunu Ulu Cami'ye gösterilen değerle irtibatlandırıyoruz. Zira Ulu Cami hakkında
Alimlerin çok önemli bir kanaat ve görüşü vardır. Dikkat buyurun, beşinci makamdır. Ne demek beşinci makam? Dua ve ibadetlerin en çok kabul edildiği beşinci yer demektir. Ve bu beş yer sırasıyla bir Kabe Mekke, iki Medine Mescid-i Nebevi, üç Kudüs Mescid-i Aksa. Bu ilk üçünün faziletine dair, sevabının büyüklüğüne dair hadis-i şerif vardır. Dördüncü olarak İslam alimleri Suriye Şam Mescid-i Emevi'yi ve beşinci olarak da Bursa Ulu Camii ifade ederler. Gerçi 5. Harem-i Şerif olarak Diyarbakır Ulu Camii de ifade eden alimler vardır. Bursa Ulu Camii hakkında İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ferah-ı Ruh adlı eserinde 5. makam olduğu bu şekliyle ifade edilir. Bakın değerli dostlar, Türkiye'mizdeki dua ve ibadetlerin en çok kabul edildiği yerlerden en önemlisi Bursa Ulu Cami'dir diyoruz. Ve sizlere mutlaka Ulu Cami'yi ziyaret etmenizi, orada bir dua ve ibadet etmenizi tavsiye etmiş oluyoruz. Bu arada o Kabe resminin üstünde ince uzun bir levha yer alır değerli dostlar. Ve Ulu Cami'deki en kıymetli levhalardan birisi odur. Bir padişah hattı, bir padişah yazısıdır. Görelim diğer görselimizde 22 no'lu görselimizi. Değerli dostlar, Osmanlı padişahlarının çoğu hattattır. Ve en değerli hattatlardan biri olan 2. Mahmud Han tarafından yazılmış, Ulu Cami'ye hediye edilmiş bir levhadır bu. 2. Mahmud'un adli mahlası vardır ve bu levha adaletle ilgili bir ayet-i kerimedir. Nisa suresinin 58. ayetinde geçer ve izâ hakemtüm beynennâsen tahküm bil adl yazar. Meali, Allah insanlar arasında yönetici olduğunuz zaman adalete uygun hüküm vermenizi emreder mealindedir. Şimdi değerli dostlar, bu köşede bir birliktelik benim dikkatimi çekmiştir. Şimdi bakın, bu ayet bir padişah yazısı, adaletle ilgili bir ayet-i kerime. Diğer görselimizi rejimizden rica edeyim. Diğer görselimiz 23 no'lu. Bakın bu levhanın üstünde değerli dostlar, adalet timsali Hazreti Ömer'in isminin yazılı olduğu bir yuvarlak levha yer alır. Hazreti Ömer İslam tarihinde adaletiyle nam salmış. Hakkı adaleti çok hassas bir şekilde değerli dostlar uygulamıştır. İslam'ın adaletini kılı kırk yer harcasına uyguladığı için Hazreti Ömer denince akla adalet gelir. Ve bu köşede önemli birlikteliklerden bakın bir diğeri. Üçünü birlikte görelim 24 no'lu görselimizde. Padişahların namaz kıldığı hünkâr mahfili dedik. Ve Kabe kapısının Kabe örtüsünün üstünde bakın ince uzun levhada padişah yazısı ve adaletle ilgili bir ayeti kerimedir dedik. Ve yukarıdaki yuvarlak levhada da adalet timsali Hazreti Ömer'in isminin yer aldığını size ifade ettik. Osmanlı'yı 623 yıl ayakta tutan ve bir devleti uzun müddet ayakta tutacak olan en birinci özellik şüphesiz nedir? Adalettir diyoruz. Değerli dostlar, Ulu Cami'de pek çok yazı, pek çok güzellik var. Hepsini detaylı anlatmaya kalksak saatler, saatler sürer. Birkaç güzel örnek daha vermeye devam edelim. Ulu Cami'de değerli dostlar, şu an günümüzde hanımların namaz kıldığı bir çevrelenmiş bölüm vardır. O bölümün arkasında yer alan cami şeklinde ilginç bir yazı var. Görelim hemen 25 no'lu görselimizde. Çok ilginçtir. Bir yazı adeta resme dönüştürülmüştür. Ve bakın değerli dostlar, o cami şeklindeki yazı, bakın minareleri görüyoruz, ortada cami kubbesini görüyoruz. Yazının bütününde bir hadis olduğunu görüyoruz. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi tam cami şeklinde maşallah yazar. Onun sol yanında ise, görelim diğer görselimizde 26 no'lu görsel, barekallah yazar. Bakın maşallah, barekallah. Bir güzellik karşısında ne demek gereklidir? Nazara karşı manevi sigorta nedir? Maşallah, barekallah. Allah dilemiş, öyle güzel yaratmış, barekallah mübarek eylesin demek gereklidir değerli dostlar. Ve o barekallah yazısının sol yanındaki direkte çok ilginç yine bir yazı vardır. Hattat bir harfe dört tane vazife gördürmüştür. Görelim hemen 27 no'lu görselimizde. Nun harfine adeta dört tane vazife gördürülmüş. Bakalım nasıl? Bakın değerli dostlar, burada en altta bakın ortada nun harfini görüyoruz. Ama bu sadece bir nun harfi değil. Burada Hac suresinin 27. ayetinde geçen min külli feccin amik ifadesi komple yazılmıştır. Burada min harfinde nun harfi var. Min kelimesinde nun harfi var. Külli lafzında lam harfi arkadaşlar burada değerli dostlar resmedilmiş. Ve min külli'yi geçtik. Min külli feccin, bakın
Feccin ifadesinde cim harfinin karnı olduğunu görüyoruz nun harfinin olduğu yerin. Ve yine amik ifadesinde de kaf harfinin bu şekilde yazılmış olduğunu görüyoruz. Hattat'ın çok güzel bir yazı güzellemesidir değerli dostlar. Minkülli feccin amik ifadesi birbirine geçiştirilerek nun harfine adeta dört tane vazife gördürülerek yazılmış vaziyettedir. Değerli dostlar, Ulu Cami'de ilginç levhalardan biri de dönüşümlü, değişimli yazılar diyebileceğimiz, ortadan baktığınızda farklı, sağdan baktığınızda farklı, soldan baktığınızda farklı yazıları okuyabileceğiniz dönüşümlü levhalar var. Hemen bu Minküllü Feccin Amik yazısının sol yanındaki büyük levhanın altında yer alır. Görelim diğer görselimizde. Vallahu galibun ala emri, Yusuf suresinin 21. ayetinde geçen Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin kaleminden, çok önemli bir hattattır Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Bu büyük levhanın altında, bakın değerli dostlar, rejimiz biraz yaklaştırmasını rica edelim. Saatin üstünde küçük bir levha yer alır. O levha dönüşümlü, değişimli bir yazıdır. Görelim 29 nolu görsele direkt geçelim, oradan daha yakın göreceğiz. 29 nolu görsele geçelim. Değerli dostlar, bu saatin üstündeki küçük levha, bakın, karşıdan bakıldığında Allah Muhammed şeklinde okunuyor. Sağ taraftan bakıldığında Ebu Bekir Ömer şeklinde okunur. Soldan bakıldığında ise Osman Ali şeklinde okunur. Sağ tarafı almadım, soldaki yazıyı görelim, diğer görselimizi. Soldaki görünüşünü görelim bu levhanın. Yaklaştırabilirsek biraz rejimizden rica edelim. Bakın, soldan bakıldığında yazı değişmiştir değerli dostlar ve Osman Ali şeklinde okunuyor. Bu şekilde dönüşümlü, değişimli, değişen yazıları içeren 3 tane levha Ulu Cami'de yer alır. Bunun Osmanlı döneminde yapılmış olması ayrı bir güzelliktir diyoruz. 31 nolu görselimizi rejimizden rica edelim. Ulu Cami'de çok ilginç levhalardan biridir bu değerli dostlar. Bakın, cim harfinin tekrarlı olarak geçtiği bu yazı en zor okunan yazılardan biri. Ulu Cami'yi gruplarla gezdiğimizde, bu yazının önüne geldiğimizde ben gruba derim ki bu yazıyı okuyabilecek var mı? Okuyabilene kitabımı hediye edeceğim falan diye de bir vaatte bulunurum. Yazıyı okuyabilen çıkmaz değerli dostlar. Hatta Arap turistlerle gezdiğimizde dahi Arapçaya vakıf olan Araplar dahi bu yazıyı okuyamıyorlar. Hacla ilgili 8 tane kelime burada bir tekerleme gibi yazılmıştır. Okunuşu şöyledir. Levhayı rejimizden bir daha rica edeyim. Hacla ilgili bir tekerleme olan bu yazıda şunlar yazılmış Hattat Mustafa Şerif tarafından. Netehaccecü bitehaccici, tehaccecü bihüccaci, tehaccecet bitahcici, haccecet haccabi. Mana da ilginçtir. Biz hac yaparız hac yapanlarla, hac yaparız hacılarla. Sen de hac yap benim yaptığım gibi, sen de hac yap kafilemdeki hacılar gibi manasına gelen çok ilginç hacla ilgili bir tekerlemedir diyoruz. Ulu Cami'deki çok ilginç yazılardan birine daha geçelim 32 nolu görselimizde. Hemen bu hacla ilgili tekerlemenin yanında değerli dostlar 4 tane vav harfine verilmiş çok ilginç bir şekil vardır. Ve bu vavların sağ yanındaki dairevi rozette Kale Nebi Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki soldaki renkli rozette sadaka Resulullah, yani Resulullah muhakkak doğru söyledi manası yazar. Yani bir hadis olduğunu anlıyoruz. Ve o vavların içerisinde iki kelimelik bir ifade yazar. O iki kelime için bir kitap yazılsa değer. Nedir o ifade? İttekul vavat. Ne demek? Vavlardan ittika edin. Vavlardan çekinin. Vavlardan sakının. Ne demektir o vavlar? Vav, yani V harfiyle başlayan, sorumluluk isteyen şeylerdir. Nedir bunlar? Vali olmak, vekil olmak, vezir olmak, vakıf malını değerlendirmek. Bunları çoğaltabiliriz. Sadece de V harfiyle başlayanları düşünmemek lazım. Bu ve bu tarz sorumluluk isteyen şeylerden çekinin, sakının. Üzerinize almak için çok istekli olmayın. Bu konuda çok hırs göstermeyin. Ama üzerinizde varsa böyle sorumluluklar, onun hakkını verin, büyük mesuliyet gerektirir demektir. Ve son levhaya geliyoruz, rejimiz ona geçti. Değerli dostlar, Ulu Cami'de tanıtımımızı genellikle bu levhayla bitiririz değerli dostlar. Zira bana göre Ulu Cami'de tanıtımı bitirebileceğimiz en güzel noktadır. Zira Ulu Cami'yi övüp cami ziyaretçilerine müjde veren bir beyit bu levhada yazar. Bursa'mızın yetiştirdiği en önemli maneviyat büyüklerinden biri Muhammed Muhyiddin Üftadi Hazretleri'dir.
Onunla ilgili de değerli dostlarımıza program yapmış idik. Onu da yine tavsiye etmiş olalım. Ve değerli dostlar, Üftadi Hazretleri gençlik yıllarında 18 yıl kadar da Ulu Cami'de müezzinlik yapmış birisidir. Ama o ne güzel müezzinmiş. O ezan okuduğunda halk dikkat kesilirmiş. Vakit gelse de o ezan okusa diye insanlar beklermiş. Öyle güzel içli ve hisli ezanlar okurmuş ki insanların cami akınına vesile olurmuş. Ve Ulu Cami'nin manevi kıymetini en iyi bilenlerden biri asırlar öncesinden Ulu Cami'yi övüyor ve cami ziyaretçilerine bir müjde veriyor. Bunu Hattat Şefik yazmıştır. Hani demiştik 1855 depremi sonrasında Ulu Cami'de görevli Hattat'tır. Ve Ulu Cami'deki pek çok yazının Hattat olan Hattat Şefik Efendi bu levhayı da yazmıştır. İki kısımdır yazı. Birinci kısım şöyledir. Bir daha o görselimizi rejimizden rica edelim. Levhadaki yazıda Üftadi Hazretleri şöyle der. Ya cami al-kebir veya mecmi al-kibar. Tuğba limen yezuru kefil leyli ve nehar. Manası ey büyük cami ve ey büyüklerin toplandığı yer. Seni gece veya gündüz ziyaret edenlere müjdeler olsun der Üftadi Hazretleri. Ne mutlu onlara der. Bilemiyoruz bu müjdelere neler girer ama hepinize, hepimize müjdeler olsun diyoruz. Bu muhteşem mabedi ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Değerli dostlarımıza bu kıymetin farkında olmalarını tavsiye etmiş olalım. Bir başka programda haftaya yeniden görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.